AK Parti Kuzey ilçelerdeki kongre sürecine Nurhak ilçesiyle başladı. Nurhak Misak-ı Milli Kongre Merkezi'nde yapılan 6. olağan kongreye AK Parti Kahramanmaraş İl Koordinatörü Manisa Milletvekili İsmail Bilen, İçişleri Komisyonu Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Milletvekilleri Mehmet Uğur Dilipak, Nursel Reyhanlıoğlu, İmran Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, İl Başkanı Ahmet Özdemir, 12 Şubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, parti teşkilatı üyeleri ve partililer katıldı. Kabul edenler. Kongrede konuşan Başkan adayı Mehmet İnan yaptığı konuşmasında, AK Parti siyasetinde ne zaman nerede görev verileceği belli olmadan partililerin her an göreve hazır bir şekilde başladıklarını söyledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yükseldiği Türkiye'ye sahip çıkmak bizim birinci görevimizdir. İnşallah Nurhak'ta önce Mart 2019'da zafer ilan edeceğiz. Ardından Kasım 2019'da gümbür gümbür Nurhak'ta sandıkları ak oylarla dolduracağız inşallah. AK Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir de yaptığı konuşmada AK Parti hükümetlerinin yaptığı hizmetlerin büyük çoğunluk tarafından takdir edildiğini belirterek, takdir etmeyenlerin ise kıskançlık içerisinde olduklarını söyledi. AK Parti'nin 15 yılda yaptığı şeyi bu dünyada herkes takdir ediyor. Kimileri bunu açıkça söylüyor, beyan ediyor AK Parti'nin başarısını. Kimileri bunu hazmedemediği için ülkemizle ilgili planlar yapıyorlar. Bu iki şeyi de kabul edebiliriz. Ama ne zaman bunlar başarılı olur, ne zaman olamaz buna iyi bakın. Siz kendi içinizde ihtilafa düştüğünüzde bu adamlar başarılı olurlar. Siz ihtilafa düşmediğinizde, bir arada olduğunuzda, yumruğunuzu sıktığınızda onlar ne planlarsa planlasınlar başarılı olamazlar. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç da AK Parti'nin neferi olduklarını hiçbir zaman unutmadıklarını belirterek bu yöndeki hizmet ve çalışmaları sürdürdüklerini söyledi. Bizler de Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu davanın bir neferi, bir er olarak hamdolsun görevimizi yerine getirme gayreti içindeyiz. 30 Mart'ta sorumluluğu bize verdiniz. Biz de bunu layık olmaya çalışıyoruz. Türkiye'miz çok önemli bir süreçten geçmekte. Bizler Nurhak'ımızda, Elbistan'ımızda, Maraş'ımızda birlik ve beraberliğimizi tesis edeceğiz. Hem dava arkadaşları olarak hem de tüm vatandaşlarımız olarak yeni yönetimimize, yeni başkanımıza hayırlı olsun diyoruz. İnşallah omuz omuza hep beraberce çalışmaya devam edeceğiz. Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu da partide bugüne kadar emek veren bütün yöneticilere teşekkür ederek kongre sürecinin hayırlara vesile olması dileğinde bulundu. Nurhak'ta barış ve kardeşliğin önemli olduğu bir ilçemizdeyiz. Barışın ve kardeşliğin şu anda çok önemini biliyoruz ve bu duyguların burada yoğunlaşmasını Allah'tan temenni ediyorum. Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tekrardan Mehmet Başkanımıza da başarılar diliyorum. İçişleri Komisyonu Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç de AK Parti'nin Tayyip Erdoğan ile başlattığı değişimi sürdürdüğünü belirterek Erdoğan'ın en başta devletin bütün kurumlarını millete hizmet eder hale getirdiğini söyledi. Devam edeceğiz. Peki neyi değiştirdik de bu kadar iddialı sözlerle giriyorum konuya? Değiştirmediğimiz Allah'a hamdolsun hiçbir şey kalmadı. Devlet anlayışını değiştirdik. Devlet. Eskiden millet devlet için vardı. Doğru mu? Kaymakamın kapısındaki Hademe kardeşimize gücünüz yetmiyordu. Doğru mu? Ben 30 senedir bu işin içindeyim. 10 sene valilik yaptım. Hademe'ye, hastanenin kapısındaki yardımcı hizmetliye gücünüz yetmiyordu. Doğru mu? Bugün devlet millet için vardır. Devletin, siyasetçinin şerefi halkına verdiği hizmet kadardır diyoruz. Doğru mu? Seni dinlemeyen insan Nurhak'ta kaymakamlık da yapamaz, müdürlük de yapamaz, vekillik de yapamaz, belediye başkanlığı da yapamaz. Yapanları getirirsiniz, bunu yapacağız. AK Parti Kahramanmaraş İl Koordinatörü Manisa Milletvekili İsmail Bilen de kongrede yaptığı konuşmasında AK Parti ile birlikte milletin ilk kez oylarının karşılığında hizmet alır hale getirildiğini söyledi. Recep Tayyip Erdoğan özelde birileri için çok fazla bir şey ifade etmeyebilir. Ama bu Türkiye'de bir kısım hedefleri olan, hesapları olan, tezgahların peşinde olanlar için simge isimdir Recep Tayyip Erdoğan.
ve onun temsil ettiği ideoloji, onun temsil ettiği dava birileri için sözde müttefik gözüküp dost görünüp arkadan sürekli Türkiye'ye çelme takan ve Türkiye'nin büyümesini, kalkınmasını istemeyen, iç istikrarının bozulmasını bekleyen, hatta bozulması için çaba ve gayret sarf eden, zaman zaman da içerideki işbirlikçilerini de kullanan birilerini rahatsız etti. Konuşmaların ardından oy kullanma işlemine geçildi. Kongrede tek başkan adayı olan Eczacı Mehmet İnan delegelerden aldığı oy ile AK Parti'nin Nurhak ilçesindeki yeni başkanı oldu.